Merhaba arkadaşlar Galatasaray Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır aslında transfer içerikli bir video atmıyorum. Daha çok canlı yayınlarda sizin sorularınıza cevap veriyordum. Her gün olabildiğince canlı yayın yapıyordum. Dün canlı yayın yapamadım kusura bakmayın birazcık yoğundum. Bugün yoğun bir gün çünkü Galatasaray'ımızın Hatçuk Split ile maçı var. Bu maçla ilgili maç öncesi, maç sonrası gün içerisinde sürekli bir canlı yayın içerisinde olacağım arkadaşlar. Takipte olmanızı istiyorum. Maç öncesi değerlendirmelerimizi yapacağız. Maç sonrası değerlendirmemizi yapacağız. O yüzden eğer abone değilseniz kanalımıza lütfen ama lütfen abone olup destek olun. Çünkü sizin sorularınıza cevap veren bir kanal var burada arkadaşlar. Evet birazcık transferleri konuşalım. Dün Fatih'in basın toplantısında gayet net konuştu. Futbolcu satamadan futbolcu transferlerinin olması pek mümkün olmadığını söyledi zaten. Biz de bunu sürekli dile getirdik. Hep söylediğim şey şuydu. Galatasaray bir oyuncuyla anlaşsa dahi kulübüyle bile anlaşsa dahi şu anda getiremiyor. Çünkü elindeki kontenjan yabancı kontenjanının fazla olmasından dolayı ve futbolcu satmak zorunda oldukları için Belhanda ve Babel şu anda ön sırada duruyor ama bir yandan da Skidika ve Ozan Vafor'un da henüz gitmediğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü kontenjan açmak istiyorsa Galatasaray Ozan Vafor ve Skidika'yı göndermek zorunda Babel ve Belanda'dan da aslında kurtulmaya çalışan bir Galatasaray'ımız var. Evet Belanda belki iyi bir performans göstermiş olabilir. Ama bu Galatasaray'ımıza kalacağı anlamına gelmiyor. Abdurrahman Albayrak'ın da söylediği gibi Markao'ya bir teklif var. Bunu da değerlendireceğim. Ama Fatih'in şunu da söylemişti. Biz önce futbol satmalıyız. Bunu beceremiyoruz. Aslında burada hem yönetime bir gönderme yaptı hem de Suçu kendisinin attı. Burada bir e, futbolcu satılmamak e, konusunda e, çünkü aslında genç oyuncu çıkartmak lazım. E, ama Fatih Terim e, son zamanlarda Ozan Kabak dışında e, altyapıdan oyuncu çıkartmadı. Bunu da hatırlatalım. Birazcık daha genç futbolcularına e, önem vermek lazım. E, Markao'ya Roma'nın teklifi 15 milyon euro artı. %10 paylık e, son bir teklif yapıldı. E, kimi kamuoyunda kam şu yazıyor. E, Fenerbahçe maçı Monaco, Markao'nun Son e, maçı olacağı ile ilgili haberler var. Ama e, eğer Markao'yu Galatasaray 15 milyon euro artı %10'luk payla satacaksa bence çok uyguna gitmiş olacak. Gerçekten de yazık olacak bu transfere. E, Markao'nun değeri şu anda 20 milyon eurodan aşağı olmaması lazım. Hadi 15'e sattınız. Tamam e, eğer Galatasaray Markao'yu 15 milyon euroya satarsa Birçok transferini önü açılmış olacak aslında. O zaman şu anda arayış içerisinde olduğun orta saha, sol kanat dışında bir de defans arayışın olman lazım. Bir scout transferi veya deneyimli bir sol ayaklı bir transfer, stoper transferi yapman lazım. Yaptığın transfer şu Galatasaray'ın şu anda oturan düzeninde acaba o bölgeyi doldurabilecek mi? ile uyumu nasıl olacak? Çünkü gerçekten de stoper bölgesinde yaptığın bir değişiklik bazen sana maç kaybettirebilir o bölgedeki uyum çok önemli gerçekten. O yüzden marka onu satılması şu anda benim için çok büyük bir risk. O bölgeyi kimle dolduracaksın açıkçası? Soru işareti şu an benim benim için bir soru işareti. Galatasaray'ın en az 20 milyon euro istemesi lazım ve o bölgeye satmadan marka markaoyu bir an önce o bölgeye isim bulup o şekilde satması gerekiyor. Çünkü daha sonra sıkıntı yaşayabilir Galatasaray. basında birkaç gündür yazılıp çiziliyor. Ben bunu hiç gündeme getirmedim ama yine söyleyeyim size arkadaşlar Jo Mario ile ilgili haberler sürekli çıkıyor. Galatasaray'ın Jo Mario'yu sorguladığı istediği ile ilgili. Fatih'im dün dedi arkadaşlar artık eskisi gibi transferler yapılmayacak. Daha çok maleti uygun olan bonservis bedeli olmadan bedavaya alabildiğimiz ve uygun bir fiyata aldığımız genç ismi parlatıp satabileceğimiz transferler istiyoruz. Bu tarz transferlerin peşindeyiz. E, gibisinden konuştu. E, jo Mario aslında maliyetli bir isim. 2 yılda kontratı var Inter'le. Inter bu transferden bir e, bonservis bedeli isteyecektir. E, ben öyle düşünüyorum. Ama Galatasaray'ımıza pahalı bir transfer arkadaşlar. Gerçekten yani şu zamanda 2,5 milyon, milyon euro ve üzeri e, yıllık ücret verilmemesi gerekiyor. Eski sözleşmeler devam eden futbolcular hakkında tabii bir şey diyemiyorum. Ama yeni aldığın oyuncularda maksimum 2,5 milyon euro vere, vermen lazım. O da eğer gerçekten de hak ediyorsa 2,5 milyon euroyu. E Joe Mario evet kendini kanıtlamış, ispatlamış bir orta saha oyuncusu. Yani yetenekli bir isim. E, kadroda görmek istediğim isimlerden bir tanesi. Ama maliyeti yüksek. Ben e, Galatasaray'ın bu potaya gireceğini düşünmüyorum. 20 yaşında evet e, maliyeti uygun olursa belki olabilir. Ama ben uygun olacağını düşünmüyorum. Bakın tekrar söyleyeyim. E, maliyeti uygun olursa gelsin ama eğer pahalı olacaksa gelmesin bu transfer. Gerçekten de bizim için çok sıkıntılı olabilir. Bunu da söyleyelim. O bölgede orta sahada Kedira, Sami Kedira isimleri geçiyor. Arkadaşlar Kedira 35, e, 35 yaşında yanılmıyorsam e, 7-8 aydır sakatlıktan dolayı top oynamayan bir isim. E, çok riskli bir transfer. Hem çok e, pahalı bir transfer olacak hem de riskli o bölgeye daha çok genç isim almak lazım. Fatih Terim inadına şunu söyledi. Genç isim alacağız. Genç isim alacağız dedi. Ona rağmen basında sürekli gereksiz isimler yazılıyor. Ben Kediray haberinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ve gerçekleşmesini %0 olarak değerlendiriyorum. Ha yanılırım. Olabilir. Ama ben bu transfere e, pek olanak vermiyorum. Bunu da açıkçası söyleyeyim. İdris Dumbia ile ilgili girişimler devam ediyor. E, İdris Dumbia'da Galatasaray'ımızın görüşmeler devam ediyor ama ben bunu hep oka yokuşu transferine benzetiyorum. futbolcu anlaşıyorsun, menajeriyle anlaşıyorsun. Fakat kulübüne geldiği zaman işte o satın alma opsiyonu konusunda bir bir türlü anlaşamıyorsun. Evet İdris Dumya'nın e, Drogba'dan da haber aldığını biliyoruz. E, Fildiş Şahin'de olduğu için e, Drogba'nın da e, bu konuda yardımcı olduğunu da biliyoruz. E, diğer takımlardan gelen e, Fransa ve Almanya'dan gelen teklifleri geri çevirdiğini de biliyoruz. Belçika'dan gelen tehditleri geri çevirdiğini biliyoruz. Burada tabii ki bir drogba ve etkenin olduğunu biliyoruz. Futbolcu Galatasaray'a gelmek istiyor. Ama Galatasaray Sporting Lisbon'la e, satın alma opsiyonu konusunda anlaşabilecek mi? Ha, gelirse genç bir isim belki gelecekte satabiliriz. Evet ofans olarak katkısı yok ama savunma anlamında belki e, bizi daha rahat toparlayabilir. Taylan'la beraber dönüşümlü oynarlar o bölgede. Hem genç hem de maliyeti düşük olacağı için takımı rahatlatır. Yani o bölgeye kedireyi alırsan o zaman Taylan'ı Yedik eee son 7 kulübesine oturtman lazım. Yazık olmayacak mı Taylan'a? Genç bir yıldız adayı gibi gözüküyor. Son da 3 maçta iyi bir performans gösterdi. O yüzden eee Kidayı getirip de Taylan'ı 7 kulübesine oturtmak doğru olmaz. İdiz Dünyaya gelirsen mesela veya İdiz Dünyaya tarzı genç bir isim gelirse Taylan'la beraber dönüşümlü oynayabilirler ama Kidra geldiği zaman maliyeti yüksek olacak. O yüzden ben Kediren'in gelmesine ihtimal vermiyorum. Bunu söyleyebilirim. Ama hepsi, tekrardan söyleyeyim. Galatasaray transferi yapmadan önce satması gerekiyor. Bakın elimde birçok futbolcu var şu anda. Fatih Terim şunu söylüyor. Eğer olanak olursa, imkanı olursa Mustera'yı bile kadroya yazmayı düşünüyoruz. Ve lisansı çıkartmak istiyoruz diyor. Yani Ocak ayından erken dönerse en azından belki oynatabiliriz diyor. Ama çok mümkün gözükmüyor bu. Hem sakatlığı musteranın dönüşü hem de e, baktığınız zaman az bir süre kaldı. Bugün e, yani yaklaşık 10 güne yakın bir transfer süreci e, kaldı. Bu süre içerisinde Galatasaray kimi satacak? Henüz hiç kimse kimseyi satamadı. Yani Ozan Vaforu dayı satamadık şu anda. Ozan Vaforu bile satamadık. O yüzden bence e, hani çok musterayı kadroyacak bir çizgi şey bir gözükmüyor. Şu saatten sonra 4-5 tane isim gönderebilir miyiz? Çok zor gözüküyor. Belhanda bile henüz gitmedi. Bunu da söyleyelim. Son olarak da şuna değinmek istiyorum. Kiril Despadov. Hep dile getirdiğim ve hep Galatasaray'da görmek istediğim 23 yaşındaki bu oyuncuyu hep dile getiren kişi bendim. Galatasaray'ımızın daha önce kendisine bir teklif yaptığını soruşturduğunu fiyat araştırdığını biliyoruz. Ben bunu dile getirmiştim zaten. Despadov ile ilgili Galatasaray tekrardan girişimlere başladı. Ama şunu tekrar söyleyeyim. Bakın Babel satılmadığı sürece o bölgeye çok mümkün gözükmüyor. Gerçekten de çok mümkün gözükmüyor e, bu transfer. E, yani gelse evet sol kanadı rahatlatır. Arda ile dönüşümlü oynarlar o bölgede. Ama e, şu, tekrardan söyleyeyim kontenjan açılmadığı sürece bu isimde çok zor e, gibi gözüküyor. Genç bir isim piyasa değeri uygun arkadaşlar. Yani e, Galatasaray şunu yapabilir. E, kiralama artı satın alma opsiyonuyla 3-4 bin euro civarlarına toplam olarak söylüyorum. 3-4 bin euroya kapatabilir bu transferi çünkü e, genç bir isim alıp ileride satabileceğimiz isimlerden bir tanesi yetenekli bir isim. Ben kadroda görmek istiyorum. Fatih de hep söylüyor genç isim genç isim genç isim. Ben de söylüyorum arkadaşlar bu takımdan takımda gençlere e, şans vermemiz lazım başarıya aç isimlerin oynaması lazım. İstekli arzulu kişilerin oynaması lazım. Tok futbolcuya ihtiyacımız yok. Babel gibi futbolculara ihtiyacımız yok. Babel'e de bir an önce uygun bir takım bulmaları gerekiyor Galatasaray'ın gerçekten de. O bölgede takımı yavaşlatan isimlerden bir tanesi. İnşallah Galatasaray şu 10 gün içerisinde takım iyi gidiyor. Performans olarak iyiyiz. O yüzden şu anda fazla baskıya gerek yok. Bence bu şekilde giderse ben Galatasaray'ımızın iyi transferler yapacağını düşünüyorum ama önemli olan yapacağımız transferlerin hazır olması lazım gerçekten. Yönetimin çok iyi çalıştığını, çok uğraştığını biliyoruz ama tekrar söyleyelim. İnşallah Galatasaray'ımız en iyi şekilde transferleri yapar ve en iyi şekilde futbolcular gönderir. Yani göndereceği kişilerde bedavaya göndermesinin hiçbir anlamı yok. Bunu da söyleyelim. Evet bugün yoğun bir gün. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım çünkü canlı yayınlar olacak bugün. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.